Dükkana mal bıraktım anneciğim. Şimdi atölyeye geçiyorum. Tamam oğlum, dikkatli sür ama yollar çok kargan Emir. Anne merak etme. Hadi hayırlı işler. Sağ ol anneciğim, görüşürüz hadi. Kimdi? Koyu renklileri üst sepete koy. Tamam ablam. Nurşen abla, çok teşekkür ederim. Bu işe o kadar ihtiyacım vardı ki. Bilmiyor muyum? Hadi. Patron gelmeden yerleştir şunları sepete. Tamam. Günaydın Seçil Hanım. Emir Bey mi geldi? Hı, evet, mal getirmiş. Bu kim? Elif, yeni elemanımız Seçil Hanım. Merhaba. Merhaba da, bu ne bu? Şey, kusura bakmayın, ben yeni geldim, silmeye fırsatım olmadı. Bir daha olmasın. O kirlettiğin yerleri de sil hemen. Ben hallederim. Nurşen, sen gelen malları yerleştir. Kendisi yapar. Hala ne duruyorsun? Nurşen, bunu sen getirdin. Bir hatası olursa senin canını okurum. Tamam Seçil Hanım, tamam. Aa, ne oldu şimdi böyle ama? Daha önce kimse böyle davranmadı bana. İş yerinde olur öyle şeyler canım. Üzülme bu kadar. Zamanında bana da az yapmadı. Hiç umursamadı. Bir kulağımdan girdi, öbüründen çıktı. Ağrıma gitti abla. Alışık değilim ki. Ama ne çare, elim mahkum. Ben mecburum çalışmaya. Biliyorum, biliyorum. Bak, en azından burada birlikteyiz canım. Birbirimize destek oluruz. Haklısın ablacığım. İyi ki sen varsın. Hadi toparla kendini. Bir daha fırsat vermeyelim. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Geliyoruz. Hadi. Ve artık hayırlı olsun diyelim. İhracata da başlıyorsun. Artık kimse tutamaz seni. İnşallah her işin rast gider. Sağ ol. Bu kadar mı? Hı? Anlamadım. Oğlum neyin var senin? Son bir yıldır gece gündüz bu işle uğraştın. Neredeyse imkansızı başardın. Şu tepkiye bak. Geçen haftaya kadar bu iş yüzünden gözüne uyku girmiyordu. Şimdi ne oldu da bütün alakanı kestin anlamıyorum. Artık daha imkansız bir şey istiyorum çünkü. May 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 may. 2 saatte bitiremedin. Tamam yeter, hadi kaldır şunu. Git Nurşen'i çağır. Oyalanmasın arkada. Hadi hadi hadi. Neredesin? Gittiğin yerden gelmiyorsun. Efendim, gelen malları depoya yerleştiriyordum. Bu koyiler neden burada? Of, delireceğim ya. Thank you.
Evet, Nurşen'in getirdiği. Muhasebeye gidecek bir şey var mı? Şimdilik yok. Tamam, ben çıkıyorum. Siz de kapatın artık. Bu saatten sonra iş olmaz zaten. Peki, kapatırız. Güle güle. Görüşürüz. Abla, hoş geldin. Nasılsın canım? İyiyim ablacığım. Nasıl geçti ilk günün? Zor muydu? Hayır, çok iyiydi. Sen ilaçlarını içtin mi bakayım? Ay, unuttum. Aşk olsun ama sana. Saatinde içmelisin, biliyorsun bunu. Abla, biliyor musun? Bugün televizyona benim gibi yürüyemeyen birini çıkardılar. Sonra bir hayırsever aradı. Ve kızım bütün tedavisini yaptıracağına söz verdi. İnşallah sözüne durur da kızcağız da çabucak iyileşir. Abla. Efendim ablam. Ben de çıksam televizyona. Belki benim de ameliyat paramı veren birileri çıkar. O zaman ben de yürüyebilirim. Sen televizyona nasıl çıkacaksın bakalım? Önce bir onu düşün. Sen düşüne dur, ben de yemeği hazırlayayım. Şunu da iç bakalım, tamam mı canım? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk annem. Hadi ben hazırlarım. Sen geç içeriye. Yorgunsundur sen şimdi. Bırak ben yaparım. Elif, Ayşe bütün gün ameliyatı sayıkladı. Ablam para kazanıp ameliyat yaptıracak diye. İnşallah annem. Ameliyat parası çalışmayla birikir mi kızım? Kendini de Ayşe'yi de boşuna umutlandırıyorsun. Evet, belki birikmez anne ama bana da Ayşe'ye de tutunacak bir dal, bir umut veriyor. Her şeyden vazgeçsek daha mı iyi? Ah güzel kızım, Ayşe yürüyemedikten sonra umut olmuş olmamış neye yarar? Hadi tamam, sen geç içeriye. Ablacığım ben çıkıyorum. Akşama bir şey istiyor musun? Yok abla, bir şey istemiyorum. Mektup yazdım. Bunu postaya verir misin? Kime yazdın bu mektubu? Televizyona. Okurlarsa beni de çağırırlar. İnşallah bir tanem. Ama bak, çağırmazlarsa üzülmek yok, tamam mı? Hadi bakalım, akşama görüşürüz. Güle güle. Mektubu postalamayı unutma. Unutmam ablam. İnşallah çağırırlar. Al Elif. Geciktik zaten. Sonra bir şey demesin Seçil Hanım. Asıl bizi böyle görürse demediğini bırakmaz. Nurşen.
Bu saatte temizlik mi kalır? Niye bitirmediniz? Bitti bitti. Kaldırıyorum. Sen bırak. Sen. Sen kaldır. Hadi. Hadi. Emir Bey niye geldi? Emir Bey mi? Yok, bugün uğramadı. Şimdi arabasını gördüm. Buradaydı. Vallahi Seçil Hanım dükkana uğramadı bugün. İyi, tamam. Hadi boş durmayın. Hadi. Meltem Hanım, nasılsınız? Sağ olun, her şey yolunda. Yalnız biz size sormadan bir iş yaptık. İnşallah kızmazsınız. Yeni eleman aldık da ama benim hiç içime sinmedi. Bir de gelip siz görseniz. Vallahi ne kadar iyi olur. Yarın bekliyorum o zaman. Eli boş karşılamak olmaz şimdi. Nurşen! Bir işim var, ben çıkıyorum. Tamam, güle güle. Abla her sabah böyle sinirleri bozuk mu olur? Aman, kim bilir neye bozulmuştur yine. Aman gitsin gitsin. İyi oldu, kafamızı dinleriz. Ya ablam ya, Seçil Hanım yokken ben de 5 dakika çıksam. Nereye kız? Bir postaneye gidip geleceğim, Ayşe için. Madem Ayşe için git. Ama acele et, tamam mı? Tamam ablam, çok sağ ol. Elif Hanım. Emir Bey, kusura bakmayın. Benim çok acil bir işim vardı. Onu halletmek için çıktım. Ben hemen dönüyorum şimdi. Öyle mi? Ben bırakayım sizi. Yok yok, teşekkür ederim. Ben giderim. Elif Hanım. Kusura bakmayın. Ne işin var senin dışarıda? Daha dün bir, bugün iki. Çalışmak istemiyorsan işte kapı orada. Ben gönderdim Seçil Hanım. Benim için gitti. Demin niye söylemedin bunu? Özel bir şey vardı da söyleyemedim. Öyle mi? Nedir o özel mesele? Ayıp kaçar. Söyleyemem. Öyle olsun bakalım. Geç hadi geç. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler de çok durgun bu aralar. Kış için normal, baharda açılır. Öyle tabii de. Eleman almak için biraz erken mi davrandık acaba? 3 kişilik iş yok ki dükkanda. Boşuna masraf. Biz yanımıza aldığımız elemanı kovmayı seçilin. Ha gitmek isteyeni de zorla tutmayız, o ayrı. Ben çıkıyorum. Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Oturayım böyle. Oh. Buyurun, bu sizin. Az ama kusura bakmayın. Aa, kızım niye zahmet ettin? Ne zahmeti, güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Bak mahcup oldum şimdi.
Ben eli boş geldim. Ama Meltem Hanım, öyle düşünürseniz üzülürüm. Aa, Meltem Hanım. Hoş geldiniz. Canım, Gel otur Nurşen'cim, azıcık sohbet edelim. Yeni elemanınız mı? Elif, bu hafta başladı işe. Hayırlı olsun kızım. Çok teşekkür ederim. Patronumuz Meltem Hanım. Aa. Canım. Nasılsınız efendim? Sağ ol yavrum, çok teşekkür ederim. Kahve içersiniz değil mi? Zahmet olmazsa Elif kızımın bir acı kahvesini içerim. Tabii tabii. Aa, olur mu? Meltem Hanım, ben yaparım. Dur Seçil, sen hiç zahmet etme. Senin elinden çok kahve içtim. Elif kızım yapsın, bir de onun elinden içeyim. Tamam, hemen yapıyorum. Akraban mı? Yok, komşumun kızı. Bir anası var, bir de kardeşi. Babaları vefat etti. Evin yükü hep Elif'in omuzlarında. Allah kolaylık versin. Çok da genç, bu yaşta bu sorumluluk. Nurşen'cim, senin arkada işin vardı ya. Hadi. Buyurun. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Emir Bey'i benden iyi tanırsınız. Kimseye hayır diyemez. Nurşen ricada bulununca kıramadı. Siz Nurşen'in söylediklerine bakmayın. Bu kız pek bizim işimize yarayacak biri değil Meltem Hanım. Neden öyle düşündün? Aklı çalışmakta değil ki. Onun derdi başka. Anasına, kardeşine bakmak için çalışan bir kızın başka ne derdi olabilir ki Seçil? Benim içime sinmedi işte Meltem Hanım. Güvenemedim. Bırakın gönderelim. 4 yıldır bu dükkanda çalışıyorsun Seçil. Bizim kapımıza geleni geri çevirdiğimizi gördün mü hiç? Her şey rızayla olur kızım. Biz de öyle. Meltem Hanım. Ay Allah. Hediyesini de almayı unuttu. Aa. Gitti mi Meltem Hanım? Sen de terziye git. Tamir edilenleri getir. Tamam. Gidiyorum. Elif. Buyurun. Elif, sana söylemeyi unuttum. Biraz önce Emir Bey aradı. Bu dükkana 3 elemanın fazla geldiğini söyledi. Maalesef. Artık burada çalışmanı istemiyorlar. Bu da haftalığın. Nasıl yani? Bunu Emir Bey mi söyledi? Evet. Onun kararı. Hadi toparlan. Ama ben... Benim çalışmam lazım. Emir Bey de biliyor bunu. Beni nasıl çıkartır? Aa, orasını bilemem. Ama sen şunu iyice anla. Emir'le biz nişanlı sayılırız. Yakında evleneceğiz. Bir daha seni Emir'in etrafında görmeyeceğim. Yoksa çok fena olur. Hala ne dikiliyorsun? Hadi her şeyini al defol. Bir daha da buralara uğrama. Ben sana Emir'i bırakır mıyım? Kenar mahalle dilleri. Ne söyleyeceğim Ayşem'e?
Allah Allah, neden gelmedi bu kız ya? Galiba. Nurşen terziye gitti. Gelir birazdan. Elif? Ha, doğru. Haberiniz yok sizin. İşten ayrıldı Elif. Öyle mi? Neden? Bilmem. Sevmedi herhalde burayı. Çalışmayacağım dedi. Ben de haftalığını verdim, çıktı. Nurşen abla ne diyor? Ona da öyle söylemiş. Hiç sevmedim burayı demiş. Neyse canım. İstemeyeni zorla tutacak değiliz ya. Peki, kolay gelsin. Gidiyor musunuz hemen? Bir kahve isteydiniz. İşim var, kaçayım. Biz seninle daha ne kahveler içeceğiz? Bütün evi dolaştım durdum, bulamadım seni. Burada olacağını biliyordum. Oğlum neyin var? Geldiğinden beri ağzında bıçak açmadı. Yok bir şey anne. Elif kızımla da tanıştım. Maşallah pek beğendim. Elif işi bırakmış anne. Ne? Yo, bırakamaz. Bırakmış işte, almış haftalığını gitmiş. Kimden duydun, Nurşen'den mi? Yok, Seçil söyledi. Benim içime sinmedi işte Meltem Hanım. Güvenemedim. Bırakın gönderelim. Ben yarın Nurşen'le konuşurum. Başka bir sebebi vardır belki. Abla. Efendim. Üzülme. Ameliyatım için tek çare para biriktirmek değil ki. Belki televizyondan çağırırlar. Ya da ben başka bir iş bulurum. Ne dersin? Çalışsam bile sen o parayı biriktirene kadar yıllar geçer. Elif Hanım. Kusura bakmayın. Ben sizinle konuşmak istiyordum da. Yani özel bir konu ama burada konuşulmaz tabii. Başka zaman. Canım benim. Allah, bir an önce bana eş nasip et. Bir an evvel Ayşem'in ameliyat parasını biriktirmemi nasip et. Allah, ne olursun onun yürüdüğünü görmeyi nasip et bana.
Efendim? Ha, Nurşen benim kızım, nasılsın, iyi misin? İyiyim, ya siz? Ben de iyiyim yavrum, sağ ol. Nurşen, ben Elif'i soracaktım. Neden işten ayrılmış? Vallahi bana da tam bir şey söylemedi. Ama galiba Seçil Hanım'la aralarında bir şey olmuş. Öyle mi? Anladım, anladım. Ya bir de ben konuşmak istiyorum Elif kızımla. Zahmet olmazsa götürür müsün beni yavrum? Ne demek Meltem Hanım? Öğleden sonra gideriz. Tamam. Ben depoyu düzelteyim. Düzelt bakalım. Düzelt. Gerizekalı. Sümük. Biz senden çok memnunduk kızım. Neden ayrıldın işten? Sizin haberiniz yok galiba. Neden? Emir Bey'in beni kovduğundan. Ne? Yok kızım, yanlış anlamışsındır sen. Ben anlayacağımı anladım. Teşekkür ederim. Eğer siz de oğlunuza sormuş olsaydınız anlardınız. Aa Nurşen, hoş geldiniz. Elif'in annesi. Merhaba. Patronumuz. Hoş geldiniz. Bir kahve içer miydiniz? Yok anne, hayır. Onlar da kalkıyorlardı zaten. Biz de kalkıyorduk zaten. Hadi Nurşen'cim, biz de kalkalım artık. Ben Meltem Hanım'ı yolcu edeyim. Geliyorum. Güle güle. Allah Allah. Kızım, koskoca kadın, patron evimize kadar gelmiş. Niye öyle davrandın? Artık değil anne. Hadi bismillah oğlum. Yok vallahi yok. Boğazımdan geçmiyor oğlum. Ne oldu annem, neden? Oğlum, baban vefat ederken sana sadece dükkanı ve atölyeyi bırakmadı. Baban sana namusunu, dürüstlüğünü ve vicdanını da bıraktı. Ne yaptım anne? Şimdiye kadar ne kusurumu gördün de bana bu kadar ağır şeyler söylüyorsun? Elif'i sen çıkarmışsın işten. Ne? Sen de inandın mı? Anne nasıl inanmışsın? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Kendi ağzından duydum evladım. Başkasından değil. Nasıl? Nerede gördün? Evlerine gittim. Tekrar dönsün diye ikna etmek için. Ama yok. E'si Emir Bey beni kovdu deyince ben de bir şey diyemedim kıza. Allah Allah. Neden yalan söyledi ki? Sen kovmadın mı yani? Hayır anne, ben Elif'le konuşmadım bile hiç. O zaman bizim bir günahımız yok oğlum. Üzülme. Elif Hanım. Elif Hanım lütfen. Sadece bir şey soracağım. Anneme niye, neden yalan söyledin Elif Hanım? Yalan mı? Ben asla yalan söylemem Emir Bey. Ama seni ben kovmadım ki. Hem böyle bir şeyi nasıl yaparım? Seçil Hanım öyle söyledi. Eğer beni siz kovmadıysanız demek ki nişanlınız yalan söylüyor. Nişanlım mı?
Abla. 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 Çaylarınız da geldi sıcak sıcak. Sağ ol Nurşen. Size de zahmet verdik. Komşuluk bugünler içindir. Tahlil sonuçlarınız geldi. Korkulacak bir şey yok. İlaçlar bünyesini zayıflatmış. Ufak bir enfeksiyon geçirmiş. Çok şükür Allah'ım. Peki çıkaracak mısınız şimdi? Sabah bir daha kontrol ederiz. Ona göre karar veririz. Odayı boşaltalım yalnız. Bir refakatçi yeter. Tamam. Anneciğim siz gidin artık, ben kalırım yanında. Tabii tabii. Elif kalsın, biz gidelim Zehra abla. Tamam kızım, ben sabah gelirim yine. Hiç yorma kendini anne, ben sabah getiririm Ayşe'yi. Yok yok, sen bana telefon et. Biz Hayri abinle gelip alırız sizi, tamam? Hadi, hadi Zehra abla. Tamam. Al şunu Elif. Abla ne yapıyorsun ya? Üstünde bulunsun. Ne olur ne olmaz, hastanedesin. Sağ ol. Yarın dükkana gittiğimde hastaneyi arayıp durumu öğrenirim. Ah Nurşen ah, vefalı komşum benim. Senin hakkını nasıl öderiz biz? Aa Zehra abla, o senin komşuluk hakkın. Ne ödemesiymiş öyle? Darılırım vallahi. Sağ ol, Allah senden razı olsun. Nurşen abla. Aa Emir Bey, hayırdır ne işiniz var buralarda? Nurşen abla, ben senden bir şey rica edecektim. Tabii Emir Bey, ne demek? Benim Elif'le konuşmam lazım Nurşen abla. Acaba çağırabilir misin? Ben kapılarına gitmeyeyim şimdi, yanlış anlaşılır. Çağırırdım çağırmasına da. Elif evde değil ki Emir Bey. Nerede? Kardeşi hasta. Bu gece acile kaldırdık. Onun yanında şimdi. Hangi hastanede? Bizim buradaki sigortada. Çok sağ ol Nurşen abla, sağ ol. Allah Allah. Ne oldu acaba? Yoksa... Yok canım. Emir kim? Bizim kız kim? Olmaz. Heh, iyi günler. Ben... neydi adı? Buyurun. Serkan Bey de kontrole gelecek. Ondan sonra gidebilirsiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Abla. Söyle ablam. Televizyondan da aramadılar. Artık hiç umudum kalmadı. Ömrümün sonuna kadar yatalak kalacağım böyle. Ayşem. Güzelim. Bak, bu ameliyatı yaptıracağız inşallah sana. Ve sen yine yürüyeceksin, tamam mı? Sakın umudunu kaybetme. Gel. Buyurun, ne vardı? Ben Ayşe Ertürk için gelmiştim. Ben de birazdan onu görmeye gidecektim. Nesi var doktor? Bir yıl önce çocuk felci geçirdi. Yani yürüyemiyor mu? Maalesef. Ağır bir ameliyat gerekiyor. Ama çok pahalı. Ailenin ekonomik durumu da buna maalesef el vermiyor. Yapalım. Anlamadım. Siz mi ödeyeceksiniz?
Daha ne kadar olduğunu bile sormadınız. Parası önemli değil. Ameliyatı hemen yapalım Serkan Bey. Ben ödeyeceğim. Öyleyse işlemleri başlatalım. Alo, Ali İhsan Bey. Ben hemşireye bir şey sorup geleceğim. Yalnız kalırsın değil mi ablam? Kalırım ama televizyonu açarsan. Serkan Bey, Ayşe iyileşmiyor. Durumu giderek kötüleşiyor. Ya bunun başka bir çaresi yok mu? Ne olursunuz yol gösterin. Tamam, sakin olun. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Ameliyatı yapıyoruz. Ne? Ama nasıl yani, para? Halloldu, merak etmeyin. Nasıl halloldu? Bir hayırsever bütün masrafları karşılıyor. Ayşe iyileşecek. Bir tane olarak bütün desteği vereceğiz. Yani çok sağ olun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Maşallah maşallah. Ay benim kızım yürüyerek mi gelmiş eve? Çok şükür. Bugünleri de gördük. Ablam benim. Abla su. Tamam canım, getiriyorum hemen. Ay çok acıyor anne. Yavaş yavaş kızım. Geçecek geçecek ha. Otur bakalım. Hoppa. Kim elini uzattıysa Allah ondan bin kere razı olsun. Zehra abla. Ben kimin yaptırdığını biliyorum. Kim? Ama Elif duymasın. Bilinsin istemiyor. Tamam tamam duymaz. Bizim patron Emir Bey. Sahi mi? Müsaitseniz bu akşam hayırlı bir iş için gelmek istiyorlar. Hay Allah, ne diyeceğimi şaşırdım ben şimdi. He de gelsinler Zehra abla. Al bakalım. İlaçlara da hemen başlamak lazım. Uy, aferin benim akıllı kardeşime. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Hadi bakalım. Tabii tabii. Allah'ım sen utandırma. Amin, amin ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı sağ olsun. Sağ ol, sağ olun. Ameliyatı sen yaptırdın değil mi? Allah utandırmasın. Ah, hayırlı olsun. Sen git hayatım, ben geliyorum birazdan. Tamam canım. Senin ne işin var burada? Ben sana bir daha bu dükkana ayağını atmayacaksın demedim mi? Senin için gelmedim zaten, merak etme. Ne diyorsun sen be? Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Çek elini. Ay durun, ne yapıyorsunuz? Sen karışma Nurşen, yoksa fena olur. Şşş. Aa, yeter ama. Bakın sonra çok pişman olacaksınız. Elif Emir'le nişanlandı. Emir'in nişanlısı. Ne? İnanamıyorum. Emir.
Nasıl yaparsın bunu? Seçil. Seçil. Kendine gel. Nurşen abla kolonya getirsene. Dur. Seçil. Tamam uyandı. Ne oldu bana? Yok bir şey, bayıldım. Bayıldın. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim. Yine de sağ ol. İyi ki tuttun beni. Elif, ne oldu? Yok bir şey Emir Bey. Tansiyonu düştü biraz. Öyle mi? Geçmiş olsun Seçil. İyi misin şimdi? Hastaneye götürelim mi? Abartılacak bir şey yok. İyiyim. Tuzlu ayran var mı Nuşen abla? İyi gelir. Var var. Getiriyorum. Tebrik ederim ikinizi de. Teşekkür ederiz. Darısı senin başına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.